Herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber kurabiye tadında kıyır kıyır mayonezli poğaça tarifi yapacağız. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Eğer tarifimi ve videomu beğendiyseniz, kanalıma da abone değilseniz, abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz çok sevinirim. Buyurun hep birlikte tarifimize geçelim. Tarifimiz için 150 gram oda sıcaklığında bekletmiş olduğumuz tereyağımızı yoğurma kabına aldık. Üzerine 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı yoğurt ilave ettikten sonra 1 adet yumurtamızı da ekleyelim. Daha sonra 4 yemek kaşığı dolusu mayonezimizi de ilave ettiğimiz karışımımızı yavaş yavaş yoğurma işlemine geçebiliriz. Eklediğimiz bütün karışımlar homojen bir hal alıncaya kadar bir güzel yoğuralım. Daha sonra un ilavesi yaparak yoğurma işlemine devam edeceğiz. Bu esnada karışımımıza 1 yemek kaşığı toz şeker ve yarım tatlı kaşığı tuzumuzu da ilave etmeyi unutmayalım arkadaşlar. Dediğim gibi bu karışımımız homojen bir hal alıncaya kadar elimizle bir güzel yoğuralım. İyice yoğurduktan sonra un ilavesi yapmaya başlayabiliriz. Bu tarifte toplamda 3,5-4 su bardağı kadar un kullanacağız arkadaşlar. Her zaman hamur işlerinde belirttiğim gibi un ilavesini yavaş yavaş yaparak ilave edersek hamurumuzda daha iyi sonuç elde ederiz. Çok katı olmayacak şekilde yumuşak bir hamur elde etmemiz gerekiyor. Ve bütün karışımlarımız iyice birbiriyle özdeşleşti, homojen bir hal aldı. Dediğim gibi yavaş yavaş kontrollü bir şekilde un ilavesi yapmaya başlayabiliriz. Ve unumuzun bir kısmını ilave ettikten sonra bir paket kabartma tozu da ilave ettiğimiz hamurumuzu tekrardan yavaş yavaş un ilavesi yaparak yoğurma işlemine devam edelim. Dediğim gibi çok fazla katı bir hamur olmayacak. Cıvık ele yapışmayacak bir hamur olacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kaşık yardımıyla azar azar unumu ilave ediyorum. Böylelikle hamurum daha kıvamlı, daha birbiriyle özdeşleşmiş malzemeleriyle daha iyi sonuç elde ediyoruz. Siz de böyle yaparsanız çok iyi sonuç elde edersiniz. Ve daha önce de eğer mayonezli poğaça denemediyseniz mutlaka deneyin. Bu harika lezzeti tadın siz de. Ve gördüğünüz gibi hamurumuz hazır. Gördüğünüz gibi yumuşak bir hamur arkadaşlar. Ele yapışmıyor. Bu kıvam bizim için yeterli. Dediğim gibi toplamda 3,5-4 su bardağı kadar un ilavesi yapabilirsiniz. Kullandığınız malzemeye göre de un ölçüsü değişebilir. Daha sonra 4-5 dal dereotumuz vardı. Onu ince ince kıydık, hazırladık. Onu hamurumuza ilave ettik. Bunu tamamen zevk meselesi arkadaşlar. İsterseniz ilave etmeyebilirsiniz. Ben 4-5 yemek kaşığı kadar da çökelek ilave ediyorum. Bu daha lezzetli yapıyor. Dediğim gibi tamamen zevk meselesi. Katmak istemiyorsanız katmayabilirsiniz. Veya daha sonra poğaça şekli verince ortasına gelecek şekilde yerleştirip normal bildiğimiz poğaçalar gibi çökelekli de hazırlayabilirsiniz. Veya zeytinli de hazırlayabilirsiniz. Zeytinli de çok yakışıyor. Ve ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak şekil verdik poğaçalarımıza. Siz istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben yuvarlak şekil vermeyi tercih ettim. Ve yağlı kağıt sermiş olduğumuz fırın tepsimize yerleştirdikten sonra üzerlerine yumurta sürüp 200 derecelik fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirelim. Böylelikle poğaçalarımız hazır hale gelecektir. Bu hazırlamış olduğumuz malzemelerle 2 tepsi poğaça çıkıyor arkadaşlar. Ve dediğim gibi kurabiye tadında kıyır kıyır bir poğaça tarifi. Mutlaka deneyin. Siz de bu lezzeti tadın isterim. Ve videomu buraya kadar izlediyseniz ufak da olsa bir yorum bırakırsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini de aktif hale getirirseniz son paylaştığım video ve tariflerden ilk siz haberdar olursunuz. Sizlerle tekrar yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.